Kolay dersliğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda My Friends yani benim arkadaşlarım ünitesini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bakalım ilk sayfamızda neler varmış? Kelimeler var. Hairstyle yani saç biçimi. Wavy, dalgalı. Straight, düz. Curly, kıvırcık. Hair color yani saç rengi. Blonde, sarışın. Black, siyah. Brown, kahverengi. Fair, kumral. Kahverenginin biraz daha açığı için kullanıyoruz fair kelimesini. Eye color, göz rengi. Blue, mavi. Brown, kahverengi. Green, yeşil. Devam edelim bakalım. Body build, yani vücut yapısı. Tall, uzun. Boy uzunluğundan bahsediyor. Short, kısa. Fat, şişman. Slim, ince. Thin, zayıf. Ali has curly black hair. Ali'nin kıvırcık siyah saçı vardır. Bu has kelimesi ile ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Bakın şimdi. I have black hair diyelim mesela. Benim siyah saçım vardır. Değil mi? Burada I ile have kullanıyoruz. Peki you yani senin siyah saçın vardır diyelim. You have black hair. Bakın you ile de yine have kullandık. Peki he ve she için. Yani he ne demekti? Bu ikisi de İngilizce'de o anlamına geliyordu. Ama he erkekler için kullanılıyordu. Erkekler için. She ise bayanlar için kullanılıyordu. Tamam mı? He ile he has black hair. She yine has black hair diyoruz. Tamam mı? Bakın. I ve you ile have, he ve she ile has. Mesela bu da he yerine şöyle de diyebiliriz. Mesela Ali isim kullanabiliriz. Ali has black hair. Tamam mı? Ya da işte she için başka bir isim kullanabiliriz. Defne has black hair. Ya da your mother. Senin annenin saçı siyahtır. Ya da senin annenin siyah saçı vardır. Your mother has black hair. Tamam mı? Bunu karıştırmıyoruz. I ve you ile have kullanıyoruz. He ve she ile ise has kullanıyoruz. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Ali has curly black hair. Ali'nin kıvırcık siyah saçı vardır. Defne has long straight hair. Long neydi? Uzun. Straight, düz. Defne'nin uzun düz saçı vardır. Zeynep has wavy brown hair. Zeynep'in dalgalı kahverengi saçı vardır. She has short, curly, blonde hair. Onun kısa, kıvırcık, sarı saçı vardır. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Evet, şimdi soru sormuşuz. Do you have short hair? Senin kısa saçın var mı? Do you have var mı? Yes, I have short hair cevap vermiş. Evet, benim kısa saçım var. Yes, I have short hair. Bakın, do you have ile sormuşuz değil mi? Peki, he ve she için nasıl soruyoruz? Does she have? Tamam mı? Does she have curly hair? Bu he de olsaydı yine does he have olacaktı. Tamam mı? Onun kıvırcık saçı var mı? Yes, she has curly hair. Evet, onun kıvırcık saçı var. Bakın cevapta karıştırmıyoruz. Soruda have ile soruyor ama cevabımızda yes, she has curly hair. Tamam mı? This is Giselle. Bu dünyaca ünlü bir manken. Giselle Bündchen. Onun resmini koymuşuz. This is Giselle. Bu Giselle'dir. She is beautiful. O güzeldir. Her hair is long. Onun saçı uzundur. Wavy and brown. Dalgalı ve kahverengi. She has blue eyes. Onun mavi gözleri vardır. She is tall. O uzundur. And slim. Ve incedir. Bayağı övmüşüz Giselle'i. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz şöyle bir kelimemiz vardı. Her hair is long. Onun saçı uzundur. Şimdi bu her kelimesi
Neyi burada biraz açmak istedim. I am yani ben için what is my name? Benim adım nedir? Bakın my benim demek. Peki what is your name? Senin adın nedir? Your senin demek. What is her name? Onun adı ne? Bakın she's için her kullanıyoruz, tamam mı? Bayanlar için yani onun demek istediğimiz zaman her'ı kullanıyoruz. Erkekler için onun kelimesi ise his anlamına geliyor. What is his name? Onun adı ne? Tamam mı? Bu az önceki her hair is long. Onun saçı uzundur. Şu her'den kaynaklanıyor. Tamam mı? Eğer bir erkek manken olsaydı ne diyecektik? His hair is long. Onun saçı uzundur. Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi what do I look like? Ben nasıl görünüyorum? Buradaki like beğenmek, sevmek anlamında değil. Look like'la birleşin, look'la birleşince görünmek anlamına geliyor. Tamam mı? What do I look like? Ben nasıl görünüyorum? What do you look like? Sen nasıl görünüyorsun? What does he look like? Bakın he ve she ile yine does geldi. Bunu unutmuyoruz. What does he look like? O nasıl görünüyor? What does she look like? Yine o nasıl görünüyor anlamına geliyor. Ama biliyorsunuz he ile sormuşsa demek ki bir erkeği soruyor. She kullanmışsa ise bir bayanla ilgili soru soruyor. Tamam mı? What does your mother look like? Senin annen nasıl görünüyor? Yine does kullanıyoruz. Devam edelim bakalım. Şimdi bu sorulara nasıl cevap veriyoruz? Az önceki bu sorulardan biriyle karşılaştık diyelim ki. What does Ali look like? Ali nasıl görünüyor? Tarif ediyoruz Ali'yi. Ali has blue eyes. Ali'nin mavi gözleri vardır. Ya da he has blue eyes. Bakın Ali yerine he diyebiliriz. Değil mi? Çünkü o anlamına geliyor. He has blue eyes. Ya da cümleyi şöyle birazcık ters çevirip his eyes are blue. Onun gözleri mavidir. Aradaki farkı gördün mü arkadaşlar? He has blue eyes. Onun mavi gözleri var. His eyes are blue. Onun gözleri mavidir. Tamam mı? Devam edelim bakalım. What does your teacher look like? Senin öğretmenin nasıl görünüyor? Şimdi tarif etmişiz. My teacher, benim öğretmenim, has brown eyes. Benim öğretmenimin kahverengi gözleri vardır. She is blonde. O sarışındır. Her hair is short. Onun saçı kısadır. Devam edelim bakalım. This is my mother. Bu benim annem. She has green eyes. Onun yeşil gözleri var. Her hair is brown. Onun saçı kahverengidir. And curly ve kıvırcıktır. This is my father. Bu benim babam. His eyes are brown. Onun gözleri kahverengidir. He has straight hair. Onun düz saçı var. He has a mustache. Onun bir bıyığı var. Mustache, bıyık demek. Tamam mı? Evet. What does your father look like? Senin baban nasıl görünüyor? Is he blonde? O sarışın mı? Şimdi şöyle yine bir minik pencere açalım. He is blonde. Nasıl diyoruz? He is blonde. Ne demek? O sarışındır demek. Tamam mı? O sarışındır. Sarışındır. Peki şöyle yaparsak şu izi başa alırsak ne oluyor? Is he blonde? Soru olmuş oldu. O sarışın mıdır? O sarışın mıdır? Tamam mı? Böyle izi ve arı başta gördüğümüz zaman şaşırmıyoruz. Soru bu. Is he blonde? O sarışın mıdır? Does he have long hair? Onun uzun saçı var mıdır? Does he have brown eyes? Onun kahverengi gözleri var mıdır? Devam edelim bakalım. Başka sayfamız var mıymış? Var galiba bir tane. Evet, onu da çıkaralım. Bakalım kadrajda mıyız hala? Evet. Describe your best friend. Best friend neydi? En iyi arkadaş. Describe, tarif etmek. Yani diyor ki en iyi arkadaşını tarif et. Describe your best friend. My best friend is Ali. Benim en iyi arkadaşım Ali'dir. He is tall and slim.
O uzun boylu ve incedir. He has green eyes. Onun yeşil gözleri vardır. He is blonde. O sarışındır. He is handsome. O yakışıklıdır. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Size ders anlatmak benim için bir keyifti. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.